Dördüncü sorunun cevabı ile devam ediyoruz. Lütfen hocam bu sorular zor, bu sorular kolay, bu sorular az demeyin. Dediğim gibi Flutter kısmına geçtiğimizde veya yeni konuları öğrendikçe bu örnekler daha da çeşitlenecek, çoğalacak. Şu an için sadece var olan öğrendiğimiz bilgileri küçük küçük tekrar ediyoruz. Kendi adımızı ekrana 5 kere yazdıran yapıyı tüm döngülerle gerçekleştirin diye bir soru. Aslında oldukça kolay. Burada öğrendiğimiz döngü çeşitlerinin tekrarı amacımız. Cevap 4 diyelim. İlk olarak biz for döngüsünü öğrenmiştik. 5 kere diyordu. O yüzden buraya bir for döngüsü açtım. Sonrasında başlangıç değerimi veriyorum. Integer i diyelim eşittir 1'den başlasın. Peki bu döngünün bitme şartı nedir? i'nin küçük ve eşit olduğu 5. i sürekli olarak artacak. Ne zaman ki 5 ve ona eşit olacak, yani 5'e eşit olduğu durumda da çalışacak. Bu döngünün içi doğru olup çalışacak. Ve her bir döngü sonunda bu i değerini 1 arttırmak istiyorum. Ekrana adımızı yazdırın diyordu. Print diyelim. Emre Altunbek. Siz de kendi adınızı yazdırabilirsiniz. Basalım. Gördüğünüz gibi 5 kere yazdırıldı. Burada şöyle bir ifade de kullanabiliriz. Dolar i inci döngüde ismim bu şekilde. Hani böylece her bir döngüde gördüğünüz gibi i'nin aldığı değerleri de görebiliyoruz. Bu for döngüsüydü. While'da nasıldı işler? While için bir dışarıya bir kontrol değişkeni oluşturuyorduk, değil mi? Kontrol diyelim buna ve sıfırdan başlasın. Birden de başlayabilir. Hiç önemi yok. Bu değişken sayesinde ben bu döngümü kontrol edip sonlandırabileceğim. Ne diyeceğim? Bu kontrol şimdi sıfırdan başladığı için eşittir kullanmayacağım. Sadece küçüktür kullanacağım. Eğer eşittir kullanırsam ne olacaktır? Sıfır dahil 6 kere dönecektir. Benden halbuki ne isteniyor? 5 kere yazdırmak isteniyor. Bunu buraya yazacağım. Şöyle Alt, Shift ve F tuşlarıyla kodlarımı düzenledim. Sonrasında buraya da ne yazacağız? Dolar kontrol. Şimdi burada 0 verdiğim için burası ne olacak? 0. döngü olacak ki hoş bir kullanım değil. O yüzden burayı süslü parantez içine alıp bu kontrol değişkenini 1 ekleyip ekrana yazdıracağım. Yani kontrol 0 iken ona 1 ekleyeceğim için 1. döngü diyecek. Kontrol 4 iken ki bit son satırda kontrol 4'e yani 4'e 1 eklediğimde yine 5. döngüde ismim budur diye yazdıracak. Şimdi burada şunu sakın unutmayın. Her bir döngü çalıştırdıktan sonra verdiğiniz ve döngünüzü kontrol eden bu değişkene bir işlem yapmanız lazım ki bu döngü sonlansın. Yani kontrol 0 iken burası çalışacak ama ne zaman bitecek veya ne zaman 5'ten büyük olacak ki bu döngüden çıkılsın? O yüzden her bir döngü sonunda bu kontrol değişkenini 1 arttırmayı unutmuyoruz. Ve gördüğünüz gibi burası da çalıştı. Bu da while'dan gelen durum. Değil mi? 5 kere var. Evet. Ve sonrasında neyi öğrendik? Do while döngüsünü. Do while döngüsünde ise ilk olarak isteğimiz yapılırdı. Sonrasında şartımıza bakılırdı. While diyelim buraya da. Yapı bu şekildeydi ve while noktalı virgülle bitiyordu. İlk olarak benim yaptırmak istediğim işlem buydu. Buradaki değişkeni artık kontrol demeyelim de kontrol 1 diyelim. Integer kontrol 1. Ve bunu da yine 0'a atayalım. Şimdi kontrol 1'i 0'a atadık. Do'ya gelecek. İlla ki burası çalışacak değil mi? Kontrol 1'e de 1 ekledik. Birinci döngüde ismim Emre Altunbil ekledi. Burada ne yaptıracağım artık? Bir işlem yaptıracağım. Mesela ne yaptıracağım? Kontrol 1'i 1 arttırma işlemini burada yaptıracağım. Ve şartımı da buraya yazıyorum. Kontrol 1 küçük olduğu sürece 5'ten bu döngü çalışsın. Bu da bu şekilde olmalı. Şimdi burada bir saçmalık söz konusu. Sürekli olarak şurayı niye? Artı ya kontrol 1 yapmadığım için değişkenim kontrol olarak kalmış. Halbuki benim değişkenimin adı kontrol 1. Evet, bu da düzgün bir şekilde çalıştı. Böylece 4. sorumuzu da cevaplamış olduk. Gelelim
cevap 5'e. Ne diyor? 1'den 100'e kadar olan ve 15 ile tam bölünen sayıların kareleri. Evet, biraz zor gelebilir ama şöyle bir bakalım. Öncelikle 1'den 100'e kadar olan sayıları ben nerede nasıl yazdırabilirim? Hani burada tercih etmem gereken döngü nedir? Sınırlar belli, ne kadar çalışacağı belli. Biz böyle döngülerde for'u kullanıyorduk. Integer i eşittir 1'den başlayacak. I küçük olacak, nereye kadar? 100 dediği için 100'e kadar diyeceğim ve her bir döngüde i'yi bir arttıralım. Böylece bu döngü 100 kere çalışacak. Ama bazı şartlarım var. Ne diyor? 15 ile tam bölünen. Bir matematikten de bildiğiniz gibi bir sayının 15 ile bölünebilmesi için 3 ve 5'e aynı anda bölünmesi lazım. Yani burada bir şart yazmamız lazım. Bu şartı da if ile yapıyoruz. Ne diyeceğim? O an döngünün i'inci değeri 3 ve 5'e tam bölünebilmesi için de o sayının ne yapmam lazım? Modunu almam lazım. 3 ile modu, yani 3'e tam bölünüyor mu? 0 veriyorum. Yetmiyor. Ayrıca aynı i'nin ne olması lazım? Onu da parantez için alalım. 5'e de tam bölünmesi lazım. Yani sadece 3'e veya sadece 5'e bölünmesi işime yaramıyor. Her ikisine de aynı anda bölünmesi lazım. Mesela 15 gibi bir sayı, 30 gibi, 45 gibi bir sayı. Tamam. Şimdi böyle yaptığımda şu iki ifadeyi birbirine zincirlemek, bağlamak için onları da ayrı bir paranteze alıyorum. Yani burayı yap, sıfıra bölündü mü? Evet. Git bir de bunu kontrol et. Bu ikisi de true'ysa, yani o i'inci değerin 3'e bölümünden ve 5'e bölümünden kalan 0 ise artık bu if'in içi doğru olacağı için bu blok çalışacaktır. Değil mi? Peki bu blokta ne isteniyor? Direkt olarak o sayı değil de o sayının karesini istiyor. O yüzden şöyle yazalım. 15'e tam bölünebilen. Daha sonra sayının kendisini, yani i'yi yazdıralım. Dolar i'nin karesi deyip burada da ne yapacağız? Bir sayının karesi kendisiyle çarpımıdır. O yüzden önce dolar deyip sonra süslü parantezlerimizi açıp i çarpı i diyeceğiz. Şimdi 30 sayısı için ele alalım. Döngü çalıştı 30'a geldi. 30'un 3 ile bölümünden kalan 0, 5 ile bölümünden kalan 0 oldu. Yani bu ne demek? Bu sayı 15 ile bölünüyor demek. Burası çalışacak. Ne diyecek? 15'e tam bölünebilen i'nin karesi, yani 30'un karesi eşittir. Burada da bu süslü parantezin içinde de 30 çarpı 30 900'ü yazdırması lazım. Bakalım. Gördüğünüz gibi 15, 30, 45, 60, 75, 90 ve kareleri de doğru bir şekilde yazdırıldı. Ve böylece 5. sorunu da çözmüş olduk. Ve son sorumuz cevap 6 diyorum. Buradan ne istiyordu? Tanımlanan integer bir sayının faktöriyelini bulan uygulama. Bir sayı tanımlayalım. Sayı diyelim buna. Mesela 6. Yine matematikten bileceğiniz üzere bir sayının faktöriyeli nasıl bulunur? 6 sayısı istiyorsa aslında bu 1'den 2, 3, 4, 5, 6. 6'ya kadar olan bütün sayıların çarpımı o sayının faktöriyelini verir. Burada da işte for döngüsünü değil de mesela while döngüsünü kullanabiliriz, değil mi? Nasıl kullanacağız peki? Gelelim buraya. Öncelikle bulduğumuz sonucu tutan başka bir integer tanımlayalım. Sonuç. Yani bunu artık kullanıcıya göstereceğiz. Şu an 0 atıyorum. Bir de sayaç diye bir değişken tanımlayalım. Niye? Şöyle yapacağım çünkü. While diyeceğim. Şimdi benim sayacım 0'dan başlarsa ne olacaktır arkadaşlar? Direkt bildiğiniz gibi bir sayıyı 0'la çarpmak 0'a eşitleyecek. O yüzden bu sayıcı 1'den başlatıyorum. Ve bu sayaç ne zamana kadar çalışacak? Sayaç küçük olduğu sürece ve de eşit olduğu sürece girdiğimiz sayıdan. Yani şunu yaptık. Sayacımı 1'den başlattım. Şuradaki sayıya küçük ve eşit olduğu sürece bu sayaç dönecek. Yani 7'ye geçmemesi lazım. Onu da böyle sağlıyoruz. Peki her döngüde ne yapmam lazım? Bu sonuç diye tanımladığım değişkene o anki sonuca
o anki sayaç değeriyle çarparak bunu hesaplamam lazım. Ve her bir döngü sonunda da bu sayaç değerini bir arttırmam lazım ki bir zaman sonra buradaki şart false olsun ve bu döngüden çıkılsın. Şimdi gidip de sakın print line'ı bunun içine yazmayın. Çünkü burada hala hesaplama işlemi yapılıyor ve her seferinde, yani bu döngü kaç kere çalışıyorsa o kadar ekranda print ifadesi görürsünüz. Bunu bu döngünün dışına yazalım ki buradaki hesaplama bittikten sonra bunu görebilelim. Girdiğiniz dolar sayı sayısının faktöriyeli desin 2 nokta deyip artık burada dolar sonuç diyerek ekrana sonucu bastıralım. Bir çalıştığını görelim. Girdiğiniz 6 sayısının faktöriyeli 0'dır. Niye arkadaşlar? Çünkü buraya bir 0 koyduk ve burada yaptığımız işlem nedir? 0 çarpı 1, 0 çarpı 2. Yani sürekli olarak 0 çıkıyor. O yüzden buraya da 1 yapmamız lazım. Doğru mu? Doğru. Ne yaptı burada? Öncelikle sayacım 1 iken 1 ve sayıdan da küçük mü? 6'dan küçük mü? Küçük. O yüzden burası çalıştı. Sonuçta 1 var. Şöyle bir ifade oldu. 1 eşittir 1 çarpı 1. Bunu aldı gitti. Sonucun içine atadı. Sonuçta şu an 1 var. 2 olduğunda ne yapıyor? 1 ile sayaçta 2 olduğu için 2'yi çarptı. Sonuçta 2 var. Yani şurayı hesapladı önce. Daha sonra bu sayıyı alıyor. 3 ile bunu çarpıyor. 6'yı buluyor. 6 ile 4'ü çarpıyor. 24'ü buluyor. 25 ile 24'ü çarpıyor. 120 buluyor. Ve son olarak da 6 ile 120'yi çarpıp 720'yi, yani girdiğim sayının faktöriyelini buluyor. Dediğim gibi bu soruları internette, yani algoritma geliştirme soruları vesaire diye aratırsanız bunun gibi kolaydan zora birçok örnek bulabilirsiniz. Ama mobil uygulama geliştirmek için sadece şunların kullanımını bilmeniz yeterli. Tabii ki de orada da algoritmamız geliştirecek örnekler olacak. Ama bence şu an için yeterli, daha öğreneceğimiz çok konu var. O yüzden bu dersi burada bitiriyorum. Bir sonraki derste, bir sonraki konuda görüşmek üzere.